Bugün Mithat Sancar özellikle 27 Eylül 2021 tarihinde yaptığı demokrasiye, adalete, barışa çağrı deklarasyonunu bugün Demokrasi İttifakı'na sürdürdü. Ve Mezopotamya Ajansı'ndan Berivan Altan'ın haberine göre önümüzdeki günlerde HDP bileşenleri dışında siyasi parti ve oluşumlarla buluşma gerçekleşecek. Mithat Sancar Emek Partisi, Halk Evleri ki Halk Evleri dediğimizde aslında devrimci yol geleneği olarak bakmak gerekiyor. Sol Parti, Sosyalist Meclisler Federasyonu, Toplumsal Özgürlük Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Türkiye İşçi Partisi ve Emekçi Hareket Partisi 18 Ocak'ta bir araya gelecek. Yani 8 Sol Hareket ve HDP, toplam 9. Ancak Sol Parti HDP'nin bu teklifini res çekti. Böyle bir ittifak içerisinde olmayacağını söyledi. Bu ittifaklar ne çıkar? Şunu söyleyelim. HDP Türkiye genelinde atıyorum %11 oy alacaksa arkadaşlar bunların katılımıyla, bu oluşumların katılımıyla 12 olmaz. Bu kadar iddialı söyleyeyim. Sadece genel olarak bir güç gösterisi olur ama oy yüzdesine ne etkisi olacak diye sorarsanız ben çok büyük etkisi olacağını düşünmüyorum. Sadece dostlar alışverişte görsün mahiyetinde olur. Eğer HDP kapatılmaz ise, tekrar altını çiziyorum, HDP kapatılmaz başka bir siyasi partiyle ki bugün için mümkün değil ama seçim hakkı olan bir siyasi partinin çatısı altında seçime katılırlarsa bu gördüğünüz halk evlerini temsilen bir milletvekili, Sosyalist Meclisler Federasyonu'nu temsilen bir milletvekili, Toplumsal Özgürlük Partisi'nden bir milletvekili, Türkiye Komünist Partisi'nden bir milletvekili, Türkiye İşçi Partisi'nden de şu anda parlamentoda bulunan 4 milletvekilinin tekrar milletvekili olabileceği koşulları hazırlar HDP. Yani HDP bu siyasi partiler olmadan da atıyorum 60 milletvekili kazanabilecekse 60 milletvekilinin 7-8 tanesini bu siyasi hareketlere verir. Belki de şey üzerinden, tip üzerinden bakarsanız yaklaşık 10 tane milletvekili verir. 10 tane az milletvekili çıkarır. Ama bunun da aslında Abdullah Öcalan üzerinden okumak gerekiyor. Yıllar öncesinden aslında çözüm süreci dönemi açısından da bakıyorum. Türkiye'deki sol sosyalist çevreleri, hareketleri bir araya getirme iddiası da Öcalan'ın önemli iddialarından biri olduğunun da altını çizmekte yarar var. Ama Sol Parti'nin, özellikle Sol Parti deyince ÖDP'nin devamı olarak görmemiz gerekiyor. Sol Parti'nin içerisinde olmamasının da bu ittifak çağrısına çok önemli bir olumsuzluk yaratacağını düşünmüyorum. Çünkü bu siyasi partilerin hepsini bir araya getirseniz, çok altını da çizelim, bir araya getirseniz %1 zor yapar bugünün Türkiye'sinde. Geçmişte bunun örnekleri var. Şimdi tabii buradaki temel olay şu. Gerçek Gazete bizim internet sitemiz, Gerçek TV'nin, önce onu söyleyelim. Dijital gazetemizde biliyorsunuz, hepiniz yakından takip ettiniz. Gerçek Gazete'nin internet sitesinde bugünkü gündem ayrıntılı olarak var. Gerçek Gazete'nin internet sitesini www.gerçekgazete.com adresinden de günlük olarak haberlerimizi ve gündemi takip edebilirsiniz. Sevgili Gerçek TV izleyicileri, ben HDP ittifakında, HDP'nin bu üçüncü yol ittifakının aslında HDP açısından Millet İttifakı'nın bir parçası olmak için o kadar çabalamasına rağmen Millet İttifakı'nın tırsaklığından, korkaklığından, ikisi de aynı tabii ki, çekincesinden ve iktidarın çizmiş olduğu alanın dışına çıkamamasından, özellikle HDP'yi şeytanlaştırması ve öcüleştirmesinden kaynaklı olarak HDP ile beraber bir ittifakın içerisinde bulunamamasından kaynaklı bir ittifak çağrısı olarak değerlendirdiğimi söyleyeyim. Ki Millet İttifakı'nın içerisinde olsaydı HDP, böyle bir adım atılabilseydi, HDP bu açıklamış olduğu bugünkü açıklamayı, yani Türk sol devrimci hareketlerinin ve partilerinin, sosyalist çevrelerinin de içerisinde olduğu bir ittifakı kendi içerisinde gerçekleştirir, Millet İttifakı'nın bir bileşeni olurdu. Ancak şunun altını çizeyim lütfen.
Bu şu demek değil. Yani Erdoğan'ın Edirne İmralı'ya şikayet etmesi aslında muhalefetin yeni bir politik çıkış yaparak, tekrar altını çiziyorum, yani muhalefet derken Millet İttifakı diyorum, HDP içine katabilmesi mümkün müdür sorusuna vereceğim yanıt şudur. Daha seçimlere daha çok zaman var, 24 saat siyasette çok uzun bir zamandır ve bugün iktidar HDP'yi aslında üçüncü yol seçeneğiyle ittifakın, iki ittifak merkezinin dışında tutarak aslında bir anlamda HDP'yi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tarafsız noktada tutmaya çalışıyor. Ve bugüne kadar da bunu başardı. HDP'nin politik tabanı, Kürt siyasal hareketi, Erdoğan'ın bu stratejisine uyar mı, uymaz mı? Bunu kabul eder mi, etmez mi? Yeni bir çözüm sürecindeki amaç bu aslında. HDP'yi ve Kürt siyasi hareketini Türkiye'deki olası bir seçimde iki ittifak merkezinin dışında tutmak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adayıyla çıkmaya zorlamak, seçimler ikinci tura kalırsa da boş oy kampanyası yürütmesi. Bunu çeşitli dönemlerde gördük. HDP yetkililerinin açıklamalarından bunu biliyoruz. Ama şunu söyleyeyim. Bugün Kürt siyasi hareketinin üzerinden özellikle kayyumlar da dahil olmak üzere ve il, ilçe, belde örgütlerinde tutuklanmayan bir HDP'li yok. Üzerlerinden silindir gibi geçilmesine rağmen HDP hala ayakta. HDP'de siyaset yapmak, bugünkü siyasi atmosferin içerisinde bedeli çok ağır olmasına rağmen hala Kürt siyasal hareketinin bu kadar güçlü olmasının nedenini farklı okumak gerekiyor. Ve bir şeyin altını daha çizelim. Eğer bugün İmralı, Kandil, HDP Genel Merkezi seçimlerde boş oy kullanacaklarını söyleseler, HDP seçmeninin %10'unun büyük bir çoğunluğu bu çağrıya kulak vereceğini düşünenlerden değilim. Düşünün, Güneydoğu'da HDP seçim dışı bırakılsa ya da seçimlere katılamasa, bağımsız aday olma durumları bile engellense, ben HDP tabanının ve kadrolarının Erdoğan karşısında oluşacak muhalefete destek vereceklerini düşünüyorum. Bu %100 olmaz. Bu %90 olmaz. Bu %80 de olmaz arkadaşlar. Ama yazın bir kenara, tarihe de buradan bir not düşmüş olayım. HDP'nin 5,5 ile 6 milyon seçmeninin %70'ine yakın kısmı, tekrar altını çiziyorum, %70'ine yakın kısmı muhalefetin adayına oy verir. Bunun da böyle bilinmesini istiyorum. Çünkü HDP'liler üzerinde Erdoğan karşıtlığı o kadar güçlü ve etkili ki bunu HDP'nin, İmralı'nın ve Kandil'in görmeme şansı yok. Evet, söyleyeceklerim bunlar. HDP kendi adayını çıkarmalı veya çıkarmamalı. Zaten HDP'nin kendi adayını çıkarmasını ve seçimlerde üçüncü bir yol tutturmasını isteyecek olan Cumhur İttifakı'nın kendisidir. Erdoğan'ın kendisidir. Hatta Bahçeli'nin kendisidir. Diyeceksiniz, hadi canım, siz de nereden çıkardınız Bahçeli? O zaman aynı Bahçeli'nin, Devlet Bahçeli'nin, MHP Genel Başkanı ve lideri Devlet Bahçeli'nin 2019 yılında Öcalan'ın mektubu sonrasında yaptığı tarihsel açıklamaya bakın. Kim oluyorsun demedi. Neden HDP'lilerin Öcalan'ı dinlemediğine yönelik bir açıklama yaptı, hatırlarsınız. O açıdan önümüzdeki süreç aslında HDP'nin ittifak dışında kalmasını, Millet İttifakı'na yan yana yürüyebilmesini engelleyecek olan Erdoğan'ın son 5 yıllık politikasıdır. Ama altını çizelim, en önemlisi de Millet İttifakı'nın kendisidir. Ne mi demek istiyorum? Ne demek istediğimi göreceksiniz arkadaşlar. Bir cümle söyleyeyim isterseniz. Arkadaşlar, Gerçek Gazete'de var. İYİ Parti kurucusu, meslektaşımız, gazeteci, Ergenekon davasında da içeride yatmış olan Vedat Yenerer istifa etti. İstifa ederken de İYİ Parti'nin Meral Akşener'in hayran kulübüne dönüştüğünü söyledi. Ve yayına başlamadan evvel Vedat Yenerer'i aradık. Yayına katılmasını istedik. Ancak 2-3 gün susma hakkını
kullanacağını söyledi. Bunu niye söylüyorum? Bunu niye anlatıyorum? Bu açıklamanın ne anlama geldiğini lütfen farklı okumanız açısından söyleyeceğim. Çünkü Vedat Yener'in yaptığı açıklamanın içerisinde gizli. Diyor ki, benim için İyi Parti kocaman bir hayal kırıklığı olmuştur. Partimiz Meral Akşener hayran kulübüne dönmüş durumda. Meral Akşener'in hayran kulübüne dönmüş durumda. Türk milliyetçilerinin parti içinde önem teşkil etmediğini gördüm. Öcalan'a ev hapsi isteyenler, Ege'de Yunan işgali yoktur diyenler üst düzey görevlere getirilir. İşte Vedat Yener'in eleştirisi partinin niye MHP'ye benzemediğini yönelik olarak tepki duyuyor. MHP'ye benzeyecekse zaten MHP'den niye ayrıştı? Çünkü farklı bir politika, farklı bir proje, farklı bir Türkiye manifestosu koymuyorsanız niye MHP'den ayrıştınız? Çünkü farklı bir bakış açısı, farklı bir politikanın çatışması sonucu oldu. Eğer siz İyi Parti MHP'nin o ideolojik çerçevesinin içerisine mahkum etseydiniz, İyi Parti bugün kamuoyu yoklamalarında %14, %15 olmazdı. O açıdan diyorum ki, şimdi kilit olayı söyleyeyim ya da son sözümü bu konuda söyleyeyim. İyi Parti'nin aslında merkez sağa doğru oturması, MHP'lileşmekten sıyrılması ve aynı zamanda da muhafazakar demokrat kimliğe doğru dönüşmesi Vedat Yener'in tam da Öcalan'a ev hapsine çıkarılmalıdır diyenlerin üst yönetime getirildiğini söyleyerek tepki göstermesi önümüzdeki süreçte HDP'nin üçüncü bir ittifak merkezi kurmasına rağmen tekrar altını çiziyorum. Üçüncü bir ittifak merkezi kurmasına rağmen Millet İttifakı'na destek verebilecek koşullar Türkiye'de vardır. Yeter ki bu konuda Millet İttifakı'nın başını çeken Kılıçdaroğlu ve Akşener cesaretli davranabilsinler.